Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün misafirimizin bol olduğu, sevdiğimiz insanların geldiği güzel bir gün oldu. Çocuklar Ramazan'da yediler, içtiler, keyif yaptılar. Biz de onların gönüllerini aldık. Bugün şöyle birazcık uzun bir videoyla, hafta sonu büyük ihtimal video atamam. Ama shorts video arkadaşlar atarız. Dresseler, Allah razı olsun. Yani çok düzenli yumurtluyorlar. Bir tanesi ağız açıp kapaması var. Hala sarımsak veriyorum. Orada durumlar iyi. Silver brakellerden günlük 2 tane. Durun bakayım çocuklar. 2'şer tane yumurta alıyoruz. Bunların da durumu iyi. Yemlerini falan hepsini fullledim arkadaşlar. Burada brahmalar çok güzel yumurtlamaya başladılar. Bir tane brahmamız, göz şişmesi vardı. Onu kaybettik. Tam da takım oldular. 5+1 şeklinde. Onlar da buradalar. Dün 3 tane yumurta aldım. Bugün baktığımızda bir yumurta daha yapmışlar arkadaşlar. Onu da hemen alalım. Kırılmadan. Teşekkürler çocuklar. Gayet iyiler. Burayı da şöyle bir kapatalım. Ondan sonra buraya gelelim. Burada şu yerler çamur olmuştu. Çok yağmur yağdı arkadaşlar. Şuraya yumurtamızı koyalım. Makineyi dolduracağız. 50 tane arkadaşlar, ben her şeyi sizlerle paylaşıyorum. 50 tane civciv sipariş aldım. Civciv dediğimiz yani 1,5 aylık duruma geldiğinde teslim edeceğim. Ne verilecek? Silver Brakel, Dresse, Sussex, Mavici, Lakenwelder. Hepsinden 1,5 ay olduğunda. Tahminime göre de 50 tane civcive 10.000 TL gibi bir para arkadaşlar alacağız. O da bizim hemen yem maliyetlerimizi karşılamamızı sağlayacak. Yani ama tabii bunları hemen üretmek lazım. Üretmeyince, başında durmayınca, bakımlarını iyi yapmayınca şey olmuyor arkadaşlar. Buradan yumurta aldık zaten. Artık vaydonklar da yumurtlamaya başladı. Diğer gruplar da yumurtluyor. Size başka bir şey göstereceğim. Şimdi bütün follukları elimizde biraz para geçtikçe değiştireceğiz. Şimdi folluk sistemini neye çeviriyorum? Arkadaşlar folluk sistemi bundan sonra böyle olacak. Çünkü bizim tavuklarımız bence yumurtluyu yumurtalarını yiyorlar. Onun için şöyle. Durun çocuklar. Mavici grubu. Buradan yumurta daha hiç alamadım. Şuraya yumurtlayacak, tık diye düşecek. Bütün kümesleri söküp follukları masraf yapacağız ve hepsini böyle folluk yapacağız dostlar. Bir de buraya yaptım. Bakın. Burada da aynı. Niye ilk önce bunları yaptım? Lakenwelder ve mavici yumurtasına ihtiyacım var. Yemeden onları halletmemiz lazım. Bugün yaptıklarımdan bir tanesi. Bu hataya düşmeyin. Arkadaşlar civcivlerinden bir tanesi bugün öldü. Hem de göz göre göre. Neden öldü? Yumurta haşladım. Haşladım yumurtayı, böyle attım önlerine. Bir tanesi arkadaşlar yumurtanın sarısı bu gırtlağında kalmış. Ondan sonra görmüş. 5 dakika içerisinde gördüm. Üzüldüm. Bu da ders oldu. Demek ki daha ince bir şekilde yapacağız. Yani bunlar hassas küçük civcivler. Bütün ırklar burada. Değişik. Zaten buradaki bireseler gidecek. 7 tane var. Yeni çıkanlarla birlikte 10 taneye burayı tamamlayacağız. Lakenwelder 10 tane. Mavici 10 tane. Silver Brakel 10 tane. Sussex 10 tane derken emanetlerimizi 1,5 ay 2 ay içinde teslim etmemiz lazım. Çünkü yeme zam gelmeden oradan alacağımız parayla arkadaşlar hemen yem alacağız ve kışlık stoklarımızı da yapmaya başlayacağız. Bugün ne yapıyorum dedim. Bugün bir de hayvanlara solucan verdim. Bol bol solucan topladım. Kazdık. Çocuklar buradalar. Onlarla birlikte. Bu civcivlerin hepsine de solucanlarını verdim. Gayet iyiler. Solucanlar.
Sonra şu küçük silver brakel civcivler ne hale gelmiş. Ondan önce burada bir civciv grubu daha vardı. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bunlar da bak ağzında solucan dolaşıyor. Hepsine bütün civcivlere verdim arkadaşlar solucanları. Bunlar da Hint grubu. Şu bir tane böyle durgun duruyor ama inşallah bir şey olmaz. Bir tane silver bırakır. O da horoz çıktı şansımıza. Sonra silver bırakır grubuna gelelim. Ne haldeler? Arkadaşlar işte bu haldeler. Maşallah. Hepsi gayet iyiler. Gayet sağlıklılar. İlk gün o parçalı parçalı çapar çapar halleri yavaş yavaş rektonlarını değiştirmeye başladılar. Aralarda limonlar var. Gold brakel de olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir grup olacak. Buradan 10 tanesi gidecek dostlar. Biz üretmeye devam edeceğiz ama. Üretime devam. Yaz boyu civciv çıkartacağım. Herkese civciv yollayacağız. İsteyen herkese tabii ki. Ve hemen şurayı göstermek istiyorum. Burada önemli. Artık bugün itibariyle gördüğünüz gibi bir yumurta. Bugün yumurtaları 2, 3. O bir tanesi tavuk yumurtası. 3. 3 tane beç yumurtası oldu. Artık bundan sonra yavaş yavaş yumurtlamaya başlayacaklardır. Beçler. Şu beyaz beçli arkadaşlar. Ayağında bir topallama ve bir durgunluk var. Can sıkıyor. İnşallah toparlar. Sağlık durumu iyi gözüküyor ama yine de böyle bir durgunluk görünce her hayvanın halini anlıyorum arkadaşlar. Tip 5 dediğimiz bongaliti aldım, karıştırdım. Köpeklere şöyle yaptım, başarısız ama akşam yeniden kaynatıp yapacağım. Onu tavuklar yiyecek. Onu yapamadık. Burada da Alican tabii ki sırtlancıya bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bağlıyor, mağlıyor, sağlıyor, sonluyor. Sırtlancı da orada. Buradan Zirem abiye de selamlar arkadaşlar. Almanya'daki tüm gurbetçilere, İsmet Acar abime, herkese aklımıza gelmeyen. Almanya'da Faruk vardı, Faruk kardeşimiz. Tavukların dünyası, ona da aklımıza gelmişken selam söyleyelim. Unutuyoruz arkadaşlar, dün yediğimizi unutuyoruz ki. Dostları da bazen unutuyoruz ama aklımıza her zaman geliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Hintlerimiz saldım. Beçler dolaşıyorlar. Burada yine beç grubu kümesi istila etmişler arkadaşlar. Buradalar. Hadi bakalım. Gençler. Evet. Devam edelim. Şimdi kötü bir durumumuz daha var. Bir Amerikan ördeğimiz gece yatmayan şükürler olsun. Siyah beyazlardan iki taneydi birisi. Dışarı çıkıyor ve kurban oluyor. Neye kurban oluyor? Arkadaşlar buraya, sansar buraya girmiş. Şükür yatana değil de yatmayana saldırmış. O hayvan da dışarıya kendini atmış. Dışarı atmasıyla birlikte onu yaralamış. Yani gördüğümüzde can çekişiyordu. Ben de arkadaşlar kesmek zorunda kaldım. Onu da pişirdim ve köpeklere verdim. Dedim ya sansar saldırısına maruz kaldık. Onu es geçtik. Onun için aman Allah'ım hemen karşıya gitmemiz lazım. Çünkü karşıda acayip bir durum var. Sansar saldırısına maruz kaldık arkadaşlar. Yine Lady yavrularıyla birlikte sansarı kurtardı. Yani bizden tavuklarımızı kurtardı daha doğrusu. Hemen süsekslere büyük talep var. Ben bu kadar talep olacağını düşünmemiştim. Yani sürekli yumurta topluyoruz. Bak iki tane de gelmiş. Hemen buraya yapmışlar, onları alıyorum. Teşekkürler çocuklar. Burası da süseks kümesimiz. Hintlerimiz var. Bir tane Hint yavrumuz da kendi kendine arkadaşlar. O da maalesef günlük yaşamda olabilecek ölümlerden bir tanesi gibi ölmüştü. Sebebi de yine bu sansarla alakalı bir şey olduğunu da düşünüyorum işin aslı. Yani artık bu dönemlerde kümesi olan herkes tetikte olsun. Neden tetikte olsun?
arkadaşlar. Çünkü yaban hayvanlarında yavru dönemi nasıl lady yuvasına hayvan boş bulduğunda taşıyorsa, yaban hayvanları da aç olmasa bile yavruları için stok yapıyorlar. O stok arkadaşlar bize zarar verir. Onun için köpeklerinizi elinizden geldiği kadar salın. Ondan sonra sağa solu kontrol edin. Her an sansar ve gelincik saldırısına maruz kalabilirsiniz. Çok ama çok vallahi dikkat etmeniz gerektiğini buradan bir defa daha uyararak söyleyeyim arkadaşlar. Alican, orada eldivenler var. Onlar ıslanmasın oğlum. Onları da al bu tarafa getir, tamam mı? Yavruları da bir göstereyim. Sonra finali yapalım ama ilk önce bak tepelerde de beçler dolaşıyorlar çok güzel yeşillikte. Bir izine çıktım mı? Hem çiftlikte olacağız hem dağlarda olacağız. Yabandan YouTube kanalına arkadaşlar abone olmayı, yorum atmayı, videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayınız. Çocuklar yumurta var mı sizde? Almıştık yok. Şu yumurtalarımıza koyalım. Bir de seyle koyduk. Tamam. Şimdi bir de şu şeylerin yavrularına bakalım. Öksüz yavrularına ya yediniz yediniz her şeyi yedirdim doymuyorsunuz. Beşlere bak üçlere bak. Aferin. Onlar da uçacak mı acaba? Karşılalar. Bakalım. Neyse dolanmayı tercih ediyorlar. Dışarıda beşler var. Lady 11 tane yavruydu arkadaşlar emdiriyor. Mercancığım müziği kapatır mısın? Telif yemeyelim. Evet arkadaşlar biz de şöyle dönelim. Şöyle telif yememek için. Bekliyorum hayatım sorun yok. Evet. Arkadaşlar 11 tane 11 yavruyu da Lady öksüzün bıraktığı yavruları bile Lady tek başına hepsini emziriyor arkadaşlar. Yok hiçbir şey olmaz. Hepsi ölür o yaşar. Bu iş böyledir. Tabi. Hiçbir şey olmaz ona. Gördüğünüz gibi Lady de arkadaşlar tüm yavruları yavrulara da bu hafta itibariyle yedek gıda takviyesi artık vermeye başlıyoruz. Yani zor mücadele ediyoruz arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Şunlara baksanıza hepsi maşallah. Uyruya bak. Maşallah nasıl yemiyorlar, nasıl yemiyorlar, nasıl yemiyorlar. Evet arkadaşlar bir bay bay yap Mercan. Evet Fazlıcan teşekkürler. Öksüz senin yavruları hep vallahi bir şey söyleyeyim beleşçisin. Hepsini Lady emziriyor. Hadi. Hadi git yerine. Efendim canım. Efendim canım söyle. Tamam gidelim tamam. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar saygılar. Hava bozmaya başladı. Müthiş bir hava yaşadık. Müthiş bir arkadaşlar gün yaşadık. Harikaydı. Gezdik çocuklarla eğlendik. Tozduk falan tavuklara baktık. Yumurtalarımızı topladık. Köpeklerimizi doyurduk. Şimdi artık bundan sonra son hazırlıkları yapıp kümesleri kapatıp biz de geçeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Yabandan YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olunuz. Ve onun dışında Sencan5555 Instagram adresinden de yine bizi takip edebilirsiniz. İletişim noktasında mesajla birbirimize arkadaşlar soracağımız sorular olsa da bunları bana yazdığınızda anlık dönemesem de ileriki dönemde kesin dönerim. Çok mesaj geliyor çünkü. Herkese selamlar saygılar. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz sağ olun var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bahar ayı, yumurta ayı, civciv ayı, yeni heyecanlar, yeni canlar, yeni heyecanlar, yeni canlar, yeni
serüvenler devam arkadaşlar. Devam. Sonuna kadar devam. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.